يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العلى، يا من له الآخرة والأولى، يا من له الجنة المأوى، يا من له النار واللظى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له السماوات العلى، يا من له العرش والثرى. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، أجرنا من النار. وأسألك بأسمائك يا عفو يا غفور يا ودود يا شكور يا صبور يا رؤوف يا عطوف يا قدوس يا حي يا قيوم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، أجرنا من النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل نورية خطرة برنج باب لا إله إلا الله. فعلم أنه لا إله إلا الله آية من تفسير. لا إله إلا الله حقيقة من La ilahe illallah'ın şahitleri. Önce Muhammed aleyhissalatü vesselam, Muhammed aleyhissalatü vesselam'ın nasıl şahit olduğunu, sonra Kur'an'ın nasıl şahit olduğunu, sonra kainatın nasıl şahit olduğunu anlattı. Ve şimdi de geçen lisanların tahsiline geçiyoruz. Şöyle ki yani, şimdi açıklamasına gireceğiz bunun dedi. Dünkü dersimizde La İlahe İllallah'ın şahitlerinin nasıl birbirlerinin şehadetlerini de kullandıklarını anlattı. Biz de özet halinde bu La İlahe İllallah'ın şahitlerinin nasıl birbirlerinin şehadetlerini kullanıyorlar, şahit gösteriyorlar, bizim için usul bakımından çok önemli olduğunu söyledik. Hatta vazgeçilmez, olmazsa olmaz önemi var dedik. Eğer bir şahit kullanılıyorsa La İlahe İllallah'ın hak olduğuna dair kainattan bir delil getiriliyorsa, bu delil Kur'an'dan delil ile ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletinden delildi. Yani hadis kitabını yazan bir söz de değil, risaletinden delildi. Hadis kitabında yazan bir söz, sözle yetinilirse o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletinden bir delil değil, bir sözü olur ve sözü risaletinin binde biridir. Onu ben peygamber de zaten böyle demiş demekle olmaz. Risalet ne demekse o risaletin getirdiği
delil bizim için önemlidir. Onun risaleti, onun bir insan olarak, beşer olarak vahye mazhar oluşunun bize bakan yönünün de gündeme getirilmesi lazım. Uzun konu bu. Risaleti anlamazsak, o zaman peygamberin delil oluşunu onun sözüyle anlarız. Halbuki burada hiç öyle anlatmadı. Ondan bir söz nakledilecek de, o söz yani o söz ile bak o da Allah bir diyor diyecek. Halbuki böyle hiç anlatmadı burada, fark ettiniz mi? Bizim peygamber anlayışımız o kadar zayıf ki onun şahitliğini peygambere peygamberliğin ne olduğu konusundaki anlayışımız fazla gelişmediği için genel olarak herkesin bilmiyorum tek tek genelde onun şahitliğinin nasıl olacağını peygamber anlayışımızın ötesinde zaten fark edemeyiz. Peygamberin sözüyle olacak zannediyoruz. Yani peygamberin sözüyle olmaz mı? Olur da bir şey ifade etmez ki. Peygamber demiş ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam La ilahe illallah haktır demiş. Aa bu şahit, bu şahit değil ki. Risaleti yapmış olduğu vazifesi itibariyle neyi ifade ediyorsa o ifade ettiği şeyin hak olduğunu anlamamız o hakikatin neye dayandığına bakıp hakikat nereden geliyor? Vahiy hakikati, vahyin hak oluşu nereden geliyor? Oradan almamız lazım. Bütün konuyu geriye döneriz o zaman. Nasıl fark, nasıl da dediğimiz. Bakalım burada ileride açıklayacağız. Allah'tan faydalanalım. Hadis naklederek peygamber de la ilahe illallah dedi diyerek on şahit tutulmaz. Onu anlatmak istiyorum. Temel olarak. Mesela dersin başında Cevşen'den bir parça okuduk. Cevşen'de peygamberin bir duası var. Dua diyoruz. Dua aslında bizim anladığımız manada dua değil o da. Bizim dua dediğimiz işte alışveriş yapma. Ben şunu istiyorum. Benim şuna ihtiyacım var demek. Kötü değil ama orada peygamber Resulü tarif ediyor. Pardon tam tersi. Allah'ı tarif ediyor. Neyle tarif ediyor? Peygamberin şahitliği nereye dayanacaktı? Kur'an'ın şahitliğini, kainatın şahitliğini. Kur'an okuduğumuz zaman Kur'an'ın şahitliği nereye dayanacaktı? Peygamberin şahitliğine, kainatın şahitliğine dayanacak. Ama peygamber vahiy alan zat, yani Allah'ın şu kainatın yaratıcısına konuşmasına muhatap olan zat. Yani şu kainatın yaratıcısının konuşması gerektiğini anlayan insana, ihtiyacını hisseden insana şu kainatın yaratıcısı, var edicisinin sorularına konuşman gerekir. Benim sorularım var. Beni yarattın, sorularla yarattın, cevabını göremiyorum, bulamıyorum diyen insana cevap vermesidir. Risalet bu cevabın vasıtasıdır.
aracıdır. Resul denilen zat. Resulü kişi olarak değil. Bu cevabın, yaratıcının insanın sorusuna gönderdiği cevaba vasıta olan kişi olarak görmek lazım. Eğer ben öyle bir sorum yoksa o kişinin getirdiği mesajı anlamam ki. O benim için Resul değil ki. Niye? Benim hiç sorum yok ki. Cevabını anlayayım. Onun cevap olduğunu bile anlamam ki. Adam kendi kendine konuşuyor zanneder. Bu ilginç bir yoksulluktur. Yani Resul'ü anlamada maalesef çok genel olarak alem-i İslam çok geri. Çok geri çünkü onun çalışması yok. Görünmüyor. Az, çok çok az. Ve cüz'i kalıyor. Peygamber deyince, peygamberin şahitliği deyince insanın kendisi, kendi ihtiyaçları, kendi soruları, beklentileri, duyguları, kapasitesi ihmal edilerek peygamber aranmaz. Bir peygamber olması lazım, bir aracı olması lazım. İhtiyacını hissetmeyen birisi peygambere ne diye bakar? Çok bilgili, çok iyi bir kişi diye bakar. İnsanlara iyi şeyler söylemiş, kötü şeyler değil. Birbirinizi sevin falan demiş, hayvanları sevin falan demiş. Birbirinize karşı kötülük yapmayın, adaletle muamele edin demiş. Herkes diyor onu. Her milletin lideri diyor bir şeyler yani. İyilik yapın falan diyor. Ama onu peygamber yapan ne? Benim yaratılışıma dair olan sorularımın benim yaratıcım tarafından cevaplandırılmasında sen şu soruları soran kullarıma, yaratıklarıma söyle o sorunun cevabı budur diye görevlendirilmiş zattır. Söylemese de o sorunun cevabına göre yaşasa yeter. Bu anlayışı olmayan, kendisiyle bağlantı kurmadan peygamber, bizim peygamberimiz diye Resul'ün sözlerine, hadis kitaplarına bakar insan, Resul'le muhatap olmaz ki. Tarihi bir bilginle veya ermiş zatla muhatap olur. Resul onun Resulü değil ki. Allah'ın Resulü değil ki. O benim yaratıcımın bana yaptığı konuşmada, bana hitabında, benim sorularımda aracı olarak Yaver-i Ekrem der ya sahibimiz. Yaver-i Ekrem olarak seçtiği, git söyle onlara, onları anlayacağı dilde söyle, o soruların cevabı şudur diye. Evet, bu çok ilginç, çok değişik bir mesele. Peygamber'e imanı, peygamberi anlamayı kendimize önemli bir dert edinmemiz. Çünkü anlamıyoruz. Anlamadığımızı biz kişiler için söylemiyoruz genelde. Anlamadığımız peygamberi bizim dışımızda uygulamaktan başka, övmekten başka bir anlayışla peygamber meselesini gündeme getirmeyişimizden anlıyorum. Övüyoruz. O şöyleydi, o böyleydi. Kainat dinledik. Kainat yaratılmazdan önce onun nuru yaratılmıştı. O çok iyi bir zat. Ne yapayım iyiyse? Ne yapacağım? Bana ne diyor? Neden iyi? Ne demek bu? Onun nurunu kainat yaratmadan önce yarattıysa yarattı bana ne? Ne yapayım ben? Bana sormadı ki ne? Benim bilgim yok ki. Böyle peygamber olmaz.
Böyle bu söz hakikat değil demiyorum. Böyle peygamber anlayış olmaz. Yarattıysa yarattı, o biliyor. Yaratan yaratmış bana. Yani bilmem ne dağlarında şöyle bir meyve yarattı, yarattı, yaratır. Ben, bilmem ben buradayım, benim elbisi yok. Bana gelmedi bu meyve, ne yapayım ben? Der gibi oluyor. Bağlantı kuramıyoruz. Resuller, bir peygamber, la ilahe illallah hakikatinin birinci şahididir. Sen kendi dünyanda bir sor bakayım bu soruyu. Hiç peygamber sana la ilahe illallah'ın hak olduğuna şahitlik yaptı mı? Evet. Ben la ilahe illallah'ın hak olduğuna kalbim mutmain oldu. Çünkü peygamber meselesi bunun şahidiydi. Bana öyle bir ilişki kurdun mu peygamber müessesesiyle, peygamberlik ile? O fark edebiliyor musun? Yokluğunu, zayıf kaldığını, olayı bu şekilde ele alan bir konuşma, bir kitap, bir makale yoksunluğundan anlıyor. Veya Risale'de hiç Said Nursi'de peygamberin şahitliği anlatılırken la ilahe illallah'ın hak olduğuna dair bir hadis rivayeti yapmıyor adam. O da böyle demiş demiyor. Okumak lazım. Okumadan olmaz. Peki ne ya? Risalet müessesesi öyle bir şeydir ki hem seninle doğrudan doğruya bağlantılı, sen insan her kişiyle doğrudan doğruya bağlantılı, hem de la ilahe illallah hakikatini tasdik ettiriyor veya onun hak olduğunu bize söylüyor. Diyor. Müesseseye veya risalete karşı olan tavrımız, anlayışımız onu la ilahe illallah'a şahit yapacak. Mesela veya ben peygambere la ilahe illallah'ın şahidi bu. Bakayım nasıl şahitlik yapıyor dersen, öyle bir peygamber anlayışıyla bir ondan yapılan bir rivayeti okursam, o zaman o rivayet eğer beni la ilahe illallah'ın hak olduğuna ya evet la ilahe illallah hak dedirtiyorsa şimdi vazifesini yaptı demek. Benim açımdan. O yine yapıyor da ben diyalog kuramıyorum. Ben telefon hattını kuramıyorum. O yayın yapıyor da benim radyom almıyor. O yine yayın yapar. Benim radyomun alması için onun frekansına getirmem lazım. Yani peygamberlik neyin nesidir diye bir derdim olacak ki aramaya başlayın. Hangi istasyondan yayın yapıyor diye. Hangi frekansla yayın yapıyor diye. Öyle bir derdim yoksa peygamberle ilişkin irtibat kuramam. Yani, telefonla birisiyle konuşacaksa ne yapıyorsun? Doğru numarayı çevirmen lazım. Doğru numarayı çevirmezsen ilişki kuramazsın. Onun gibi örnek. Radyoyu da doğru yerine getirmen lazım. Televizyondan belli bir hattı seyredeceksen o yayını alacaksan, yayın yine var, sen anlasan da var. Ama oraya doğru getirmen lazım. Onun için peygamberlik müessesesine karşı doğru bir tavır takınmamız lazım. İşte o tavır ne olduğunu bilmiyoruz. Biz bir zatın bir şeyin peygamber olduğunu söylüyoruz. O kadar. Ne demek dediğin zaman bizim peygamberimiz diyor. Niye dediğin zaman bizim peygamberimiz diyor. Ya peygamber hak değil mi yani diyor. Yani savunmaya geçiyor. Delilimiz yok ya savunmaya itham edildi diye anlıyoruz. Vallahi bu konu çok yeni bir konu. Benim dünyamda da yeni de çok dikkatimi çekiyor. Allah razı olsun. Adam aslında bir şey söyledi de
Hani onun nuru herkesin kalbinde falan bir şeyler söyledi de onlara da dikkatimi çekti. Doğru doğru ama amayı eleştirmek için söyler bir pratikte ben o nuru Muhammedi'nin benim kalbimde yansımasının benim kalbime ulaşmasının nasıl gerçekleşeceğini bilmiyorum. Çünkü ben kendimi tarif etmiyorum. Bütün problem burada aslında. Ben kendimi tarif etsem, ben kimim diye bir derdim olsa, problemim olsa, sıkıntım diyorlar ya. Hani çilem olsa ya ben neyim? O zaman kendinin farkına vardığın kadarıyla Risaletin nuruna ihtiyaç hissedeceğim. Risaletin nuruna, yani benim hayatımı manalandırmaktaki yerine ihtiyaç hissedeceğim. Benim şurada peygambere ihtiyacım var diyeceğim. Benim yaratıcımın bana şöyle muhatap olması, benim anlayacağım dilde muhatap olması lazım diyeceğim. O kitap nerede acaba diyeceğim. Arayacağım numara değil. Başlayacağım istasyon istasyon çevirmeye. Sorularıma cevap bulduğum yerde, ha mesaj buradan geliyor diyeceğim. Sorusuz, sorgulamasız, ihtiyatsız peygamber sevgisi olmaz. Yalandır. Kendini kandırmadır. Bir milletin kendi hero'sunu övmek gibi bir şeydir. Kahraman. Bu da bizim milletimizin kahramanı diye över. Her milletin kahramanı var. Över. Onun hayatını okuduğu zaman hikaye okursun, masal okur. Bir kişinin, bir kahramanın hayat hikayesini okursun. Peygamberi okumazsın. Onun için peygamber nasıl savaşmış, nerede gitmiş, onları okuruz. Peygamberi okumayız ki. Bir kahramanın hayat hikayesini okuruz. Ama bu kahraman adil bir kahraman. İyi, hanımına iyi davranmış. Bir kahraman. Gelin kendimizi kandırmayalım. Eksiklerimizi görelim. Ya şimdi biz inanmıyor muyuz? İnanmıyorsan inanmıyorsun. İnanmıyorsun, inanmıyorsun, inkar ediyorsun değil. Daha kemalde imanın yolunu arayalım. Kendimiz ya biz Müslümanız, biz Müslümanız diye ne derler, mangalda kül bırakmadan yapılan konuşmayla imanımız artmaz ki. Taassubumuz artar. Dogmamız artar. Din dogma değil ki. Emniyettir, güvendir, iman emniyettir. Emin olmaktır. Peygamberin bir sözünü naklediyorlar. O sözde diyor ki, işte kendisi için sevmediğini, başkası sevdiğini başkası için sevmedikçe mümin olmazsın diyor. Aa, başkası için de sevecekmişim dedim. İyi söylüyor bu zat dedim. Güzel sözler söylüyor dedim. Konfüçyüs'ten farkı ne? O da güzel sözler söylüyor. La ilahe illallah hakikatını ispat eden bir cümle olarak anlamadığın sürece peygamberi anlamadın. Onu ermiş bir guru düzeyine düşürdün demektir. La ilahe illallah hakikatını ispat edecek şekilde senin kalbinde. Evet, ben neyin nesiyim diye soruyordum ya, onun cevabı var burada dersen işte o zaman adam sokursun. Maalesef. Bu konuda çok gerek. Evet, peygamber la ilahe illallah hakikatına şahitlik yaparken kainatın ve Kur'an'ın şahitliğini beraberinde getiriyor. Getirmesi lazım.
İyi dikkat edin. Kainatın şahitliğini beraberinde nasıl getirecek? İyi dikkat edin. O hadisleri okudun. Nasıl kainatın şahitliğiyle beraber bu hadis bana La ilahe illallah hak dedirtiyor mu? O zaman hadis okuyabilirsin. O zaman hadis karşısındaki tavrın doğru olur. La ilahe illallah hakikatini beraberinde getirmiyorsa benim tavrımda bir yanlışlık var demektir. Hadise karşı, peygambere karşı, iddiama karşı. Ne dava ediyorsan biraz sorgulamayı dini dediğimiz meseleleri ciddiye almayı karar altına almamız lazım. En önemli meselemiz. Yani ölünce bize sen şunu yaptın mı, bunu yaptın mı yerine sen Rabbin kim diye sorulacak ya. Biz burada onun için, onun cevabını hatırlamak için buradayız. Başka bir şey için burada değiliz ki. Yaptığımız işlerdeki iyi, kötü, hayır, günah, sevap bile Rabbinin kim olduğunun hesabını vermek içindir. Benim Rabbim böyle birisiydi, böyleydi. Ben böyle anladım. Onun için böyle yaptım. Onun için böyle davrandım. Onun için bunu yapmadım. Onun için böyle düşündüm. Dikkat edin. Buradaki, onun için okula gittim, onun için bir iş edindim, onun için çalıştım, onun için çalışmadım. Ne? Onun için sabah erken evimde duramadım, çıktım geldim. Nasıl dersin? Sana söylüyorum. Ne? Rabbimin kim olduğunu daha iyi anlamam lazım. Allah diyorum da kim bu Allah? Allah. Allah. Kim bu Allah? Nereden çıkarttın bunu? Doğru mu? Kalbin mutmain mi? Tamam mı? Her zaman her yerde emin mi? İmanın sonsuz mertebesi var ya. Bir Allah dedim birinci basamak. Çok güzel. Alana girdin şimdi. Elhamdülillah. Ondan sonra orada başlayacaksın. Ruh için. Miracın sonsuz mertebesi var. Orada girdin bitti dersen iki gün eşit olan geri gider. Hiçbir zaman bitmez. Derdimiz olacak, sorularımız olacak, araştırmalarımız olacak, gayretimiz olacak. Din çok dikkat edelim. Din anlayışımız falan yani özellikle elinde Risale gibi bir imkana sahip olan insan okuduğuna çok dikkat edecek. Niye böyle söylüyor diye. O zaman anlar ki ya benim din dediğimden bahsetmiyoruz artık. Bu saat başka bir şeyden bahsediyor din diye. Okuduk peygamberin şahitlik yapışını. Benim peygamber anlayışımla alakası yok bunu diyebilmeliyiz. Farkında olmalıyız ne okuduğumuz. Çünkü çok değişik bir yaklaşım getiriyor ve bizim eksiğimizi tamamlıyor. Söylemeden, senin bundan eksiğin var diye. Dikkat ettiğimiz zaman anlaşılıyor. Bismillah. Demek ki o bir paragraf galiba. Cümlenin hepsi son cümleyi okuyayım dedim ama. Kainattaki intizam cereyan ahvaldaki nizam. Suretlerdeki garabet, nakışlardaki zinet, yüksek hikmetler, eşyadaki muhalefet, mumaselet, camidattaki muavenet, birbirinden uzak olan şeylerdeki tesanüt, hikmeti amme, inayeti tamme, rahmeti vasıa, rızkı am, hayatlar, tasarruf, tahvil, tahyir, tanzim, imkan, hudus, ihtiyaç, zaaf, mevz, cehil, ibadet,
Her şeyi söyledi. Tesbihat, davat ve hakeza. Pek çok sıfatlar lisanlarıyla. Bunları dün çalıştım. Tüm bu lisanlarla Halik-i Kadim-i Kadir'in vücut ve vücuduna ve evsaf-ı kemaliyesine şehadet ettikleri gibi kainattaki bu haller. Onun evsaf ve evsaf-ı kemaliyesine kaldı. Şehadet ettikleri gibi Esma-i Hüsna'yı tilavet ederek, Esma-i Hüsna'yı bize okuyarak, Esma-i Hüsna bize okuyor. Benim yaratıcım şöyledir. Benim yaratıcımın şu özelliği de var. Benim yaratıcıma, beni var edene bakın. Şu özelliği de var, şu özelliği de var. Sonsuz Esma-i Hüsna. Her bir şey, her bir haliyle. Esma-i Hüsna'yı tilavet ederek Cenab-ı Hakk'a tesbih ve kainat ve Kur'an-ı Hakimi tefsir ve Resul-i Ekrem'in ihbaratını tasdik ediyorlar. Resul-i Ekrem'in ihbaratı ne? Resul-i Ekrem'in ihbaratı ne? Yani bu, yani biraz daha bize sonuçları söylemeden söyle. Resul-i Ekrem neyi haber getirdi? Peygamberler neyin haberini getiriyor? Kim beni yaratmış? Niye yaratmış? Benden ne bekliyor? Değil mi? Benim ona, onun karşısındaki durumum ne? Pozisyonum ne? Onunla nasıl irtibata geçeceğim? Benim yaratıcım çünkü. Onunla nasıl konuşacağım? Nasıl dertleşeceğim? Şikayetlerimi nasıl ileteceğim? Memnuniyetimi nasıl ileteceğim? Değil mi? Peygamber bunun haberiyle geldi. Bunların sorusu olmayan bir insan onun cümlelerini anlamaz. Böyle bir derdi olmayan kimse, ben yaratıcımla konuşmak istiyorum. Niye beni yarattın demek istiyorum. Ondan haber almak istiyorum. Öyle bir ihtiyacım var benim. Demeyen kimse, Peygamberin sözlerinde o mesajı görmez ki, öyle bir ihtiyacı yok şimdi. Duymaz ki. Onun için hadisi alır, hadise göre, yok şöyle yapacaktın, yok şöyle yapacaktın, yok elini şöyle tutacaktın, yok binanın taşını şöyle koyacaktın, onun kavgasını yapar. Hadisi öldürür. Ne? Peygamberin risaletini öldürür. Onu düşürür bir iyi bir koca, iyi bir kumandan, iyi bir yönetici, iyi bir asker. Allah Allah. Anlaşıldı mı? Öldürür risaletini. Bunun sebebi cahillik değildir. Bakın, peygamber hakkında belli bir çok bilgisi olmamak değildir. İstediğin kadar, isterse bütün kütüb-i sitteyi ezberle. Tavrın doğru olmazsa netice çıkmaz. Tavır ne? Senin ihtiyacın ne? Niçin peygamberden yapılan rivayetleri öğrenmek istiyorsun ki? Önce onu bir belirle. Ne? Biraz daha ileriye giderse işte eski kahramanlara ait her milletin destanı var ya, onların kendi kahramanları hakkında destanı ezberlemeleriyle senin hadis ezberleme arasında ne fark var? Olmalı. İşte o nedir? O fark senin ihtiyacının farkında oluşunla ortaya çıkar. Birazcık altını eşeleyerek peygamberin şahitliğinden ne anlamamız gerektiğini anlamaya çalışıyorum. Nedir o fark ne? Herkesin destanı var ya. Senin destanınla onların destanı arasındaki fark, onlar kendi
kahramanlarının yüceliğiyle iftihar ediyorlar. Onun için ezberliyorlar. Çünkü onlar kendi nesillerinin gibi kendilerine nesil diyorlar. Ne ifade ediyorlar bilmiyorum da. Kendilerini tarif etmişler, biz bir milletiz bir şey diye. O milleti kahramanlığıyla övünüyorlar. İyilikleriyle övünüyorlar. Sen de öyle misin? Sen nesin ya? Habib baba değil mi? Ne? Anlamış. Sen niye o kahraman, o kişiyle ilgileniyorsun? İhtiyacına cevap için ilgilenmen lazım. Yoksa övülmek için değil. Bizim kahramanımız 10 yılda koca Arabistan Yarımadası'nı fethetti. Seninki ne yaptın he? Der gibi. Sen Arabistan Yarımadası'nı demek biliyor musun? Avrupa demek. Haritaya bak. Batı Avrupa'nın bütün coğrafi alanı Arabistan Yarımadası kadar. Koca bir kıta falan diye sana hep durduklarına bakma. Bir Arabistan Yarımadası kadar bir yer. Tamam. Senin kahramanın şöyle yaptı mesela. Seninki ne yaptı der gibi. Olmaz. Böyle peygamber olmaz. Öyle peygamber arayışı olmaz, yarış yapılmaz. Peygamberi Said Nursi hep bir merkeze getiriyor, bir yere getiriyor. Diyor ki, La ilahe illallah'ı ilan eden zattı. O fetihlerinde bile La ilahe illallah'ı ilan eden zat olarak bakmazsan yine yanılırsın. La ilahe illallah'ın şahidiydi. Sen La ilahe illallah'a şahit aramazsak biz onun oradaki yaptığı şahitliği görmeyiz ki. Hayatında yaptığı şahitliği görmeyiz. Aramıyorum ki. Ona bakmıyorum ki. Onun için ondan yapılan bir rivayete baktığın zaman La ilahe illallah'ın hakikatini aramak için bakmadığından o rivayetin bizzat o bir kesimindir o, onun hayatında bir kesimde, bir cümle nakledir. O nakilde orada insanların bize nakletmekte ihtiyaç hissettikleri ve onun için de öğrendikleri bir cümledir. Bize naklettikleri bir haldir. O bir saatlik, iki saatlik, üç saatlik bir konuşmanın ya da ilişkinin nakledilen bir cümlesidir. Bilemedin iki cümle. O atmosferi, oradaki maksadı ve özellikle o olayın geçişinde ve o olayda peygamberin misyonunu eğer aklında şablon olarak tutmuyorsan La ilahe illallah hakikatını La ilahe illallah'ın hakikat olduğunu bile sözüyle, hareketleriyle anlatmak isteyen zat bir gün sahabeyle 3 saat konuşmuş, onun içinden 2 tane cümle bana nakledildi. Acaba bu cümlede onun ne izi var demezsen anlamazsın. En büyük hatamız o oldu bizim. Bunu demeden hadis okuduk. Peygamberle ilişkimizi Resul olarak kestik. Çok önemli bir hata yaptık. Peygamberle ilişkimizi Resul ve Abd olmak yönünden kestik. İyi bir düşünür, ahlakçı falan zannettik. Resul olduğunu unuttuk. Çünkü ben kendimde kendi sorunlarımı, cevaplarımı, kendim bulamayacağımı anlayıp ondan sonra benim yaratıcım bana bunun cevabını vermesi lazım aşamasına geçmedim. Kendimde. Ben bu soruların cevabını bulamıyorum. İyi dikkat edin buraya. Bana yaratıcımın bunu söylemesi lazım. Niye beni yaptı ki? Niye bana bunu verdi ki?
Niye bana böyle bir duygu verdi ki? Ben bu duyguyla ne yapacağım şimdi? Benim kapasitem kendimi kontrol etmeye, kendimi düzenlemeye yetmiyor. Benim yaratıcım bana ekstra bir tarif göstermesi lazım, göndermesi lazım dersem, o zaman peygamberin hayatına, ondan yapılan nakillere bu yaratıcının gönderdiği mesaj nerede diye bakarım. O zaman peygamberi, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bir Resul olarak görürüm. Resulullah olarak görürüm. Halık'ın elçisi olarak görürüm. İyi dikkat edin. Ben kendi işlerimi kendim yapmak için yeterli gördüysem, ondan sonra dini meselelerine gelince, dinde peygamberin ne yaptığına bakmak istersen, şöyle yaparsan kabul olur, böyle yaparsan kabul olmaz demek için bakmak istersen, peygamberin sözlerini, hareketlerini bu maksatla yorumlar ve algıların, ondan sonra edinme-i şer'iyeden birisi de, biri Kur'an, biri hadistir. Hadi bakayım, şu hareketi nasıl yapacağımın cevabını hadis kaynağı olmaksızın cevaplandıramam derim. Ne yaptığımı hiç belli değil. Niye böyle dini faaliyet yapıyorum? Niye orada böyle inledim, bu saatten kolumu nereye kadar yıkayacağım, ayağımı nereye kadar yıkayacağım derdim var. Niye var böyle bir dert? Bilmiyorum. Ama dinsiz de değilim, din olması lazım da dedim ya. O zaman ben de ritüellerin kalıplarını bulmak için peygamberin hayatına bakıyorum. Yalnızca. Niye ritüellerin kalıplarını bulmak için baktığımı da bilmiyorum. Boşluğu anladınız mı? Büyük bir boşluk var. Peygamberle olan ilişkimizin altı boş. Dayanağı yok. Neden dayanağı yok? Biz kötü insanlarız. Öyle değil aslında. Böyle bir karamsarlık içimizi bürümesin. Kendime ait sorularım yok. Kendimin derdi yok. Ben neyim diye bir derdim yok. Onun için de İslamiyet'i anlatırken, Müslüman olursan şöyle yapacaksın diyor. Oğlum bu kadar komik bir şimdi. Müslüman olursan şöyle yaparsın. Ne kadar komik bir cümle. Adam niye Müslüman olsun ki? Niye Müslüman olsun onu bir anlatırsın de ondan sonra Müslüman olursa şimdi yapacaksın. Müslümanın vazifeleri diye. Bir sürü dert yani adam. He? Niye basını derde soksun ki adam ya? Şimdi yapacaksın, şunu yapmayacaksın. Niye adam güzel hayatını yaşıyormuş, şimdi basını dert edin ki? Onun için tebliğlerimiz yerini bulmuyor. Eğer dikkat edersek, böyle bu boşluklarımızı kendi dünyamızda tamamlarsa, o kadar iyi insan var ki bunlar niye Müslüman olması gerektiğini hemen anlayacak. Biz Müslüman niye Müslüman olması gerektiğini anlamadan, anlatmadan Müslüman oldukları zaman yapacağı işleri anlatıyoruz. O da komik geliyor bana. Bir ekstra yük geliyor. Ya Müslüman oldum başıma dert oldu, şunu yapma, şunu yap. Camiye gidiyor. Daha ilk gün Müslüman olmasının ilk gününde zaten experience'i şu. Çok ilginç bir şey. Sünniler abdest alırken ayağını ille yıkayacaksın diye tuttururlar. Fakat Şiilerde yıkamazlar. Önemli değil. Ne yapılırsan de olur. Adam böyle bakıyor. Nereden çıktım ya? Ayağımı nasıl yıkayacağım da şöyle diyen varmış, ne oluyor diyor. Adam bir şaşırmanın içine geliyor. Burada kendisine yardım ediyor. He, ona İslamiyet kolay değildir diye sevdireceğim zannediyor. Anladınız mı? Yani bir kelime kullanacağım ama affedersen hamakatın derecesini, İslam'ı tebliğ yaptım zannediyor.
Biz de öyle yapıyoruz. Bakın dini kitaplarımıza. Geçen hocam hadis okuyoruz. İmam Nevevi'nin şeyini. Şey diye bir hadis var. İşte Resulullah şey diyor. Bir insan öldüğünde işte insanlar tabutu işte ellerine alıp taşırken işte o kişi şey diye bağırır. İyi bir kimse işte hayatında iyi bir ihtiyaç yapmıştı işte. Çabuk beni hızlı götürün. Çabuk olun diye bağırır. Kötü olan işte şey kimselerde. Nereye götürüyorsunuz beni? Götürmeyin durun nereye götürüyorsunuz diye bağırır. Yani şey, 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi şerh yazan kişi 3-5 sayfa bir şerh yazmış. Bunun 2-3 sayfası şöyle. İşte insanlar ellerine kaldırır dediklerinde Resulullah'ın kullandığı fiil erkeklere affedilen bir fiilmiş. Bu yüzden şey kadınlar kaldıramaz. Kadınların kaldırılması için erkeklerin olmaması lazım. Anladım. Şimdi bunu güzel anlatacaksınız. Şu yüzdanımız daha fazla bizi tahrik edip de ifrata gidip hakaret etmeyelim. Hani biz kendi işimize bakalım arkadaşlar. Anlaşılıyor. Hiç gerek yok. Çünkü bu sefer bilmem ne herifler falan demeye başlarız. Hiç işimize bakalım. İşimize kendimizin bir derdi olsun. Dedin çok doğru. Allah razı olsun. Kendi işimize bakacağız. Çok dikkat edelim. Okuduklarımızda bir cümle söylüyor ya. O söylenen cümlenin neden orada böyle söylenildiğine dikkat edelim. Mesela bu okuduğumuz birinci babın birinci bölümü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın La İlahe İllallah'ın hak olduğuna şahit oluşu idi. Dikkat edin nasıl anlattı. Ya çok önemli bir yaklaşım farklılığı var. Bunu hazmetmeye çalışalım. Dünyamıza getirelim. Ben de öyle diyor muyum? Benim dünyamda nasıl ya bu? Benim böyle bir anlayışım var mı? Bu anlayışı geliştirmem için ne yapmam lazım? Eğitim istiyorum. Bir günde olmaz. Bir seferde duymakla olmaz. Eğitim istiyorum. Eğitimin sonu da yok. Eğitimeceğiz. Kendimizi bu eğitime tabi tutacağız. Sahip çıkacağız. Benim böyle eğitilmem lazım. Diyeceğiz. Bunun farkına varacağız ve onun duasını yapacağız. Ne kadar eğitilebilirsin ama onun duasını yapacağız. Yoksa işte peygamberin ümmeti olmak durup dururken olmuyor. Yok ben Müslüman diye bilinen bir ülkede doğduğum için onun ümmetiyim, öbürü başka bir yerde ümmeti değil ayrımına girmiş oluyor. Niye biz Muhammed ümmetiz? Çünkü biz Müslümanız. Niye? Diyor çünkü biz Müslümanız. Olmaz. Olmaz. Doğuştan herkes Müslüman. Niye Romanya'daki bir kişi doğuştan senin gibi Müslüman olduğu halde o şimdi gayrimüslim olmuş? Sen doğuştan Müslüman olduğun halde sen Müslüman olmuşsun. Niye? Şimdi onun gayrimüslim oluşunu değil, kendine sor. Sen niye Müslümansın? Var mı bir gerekçen? Var mı bir teşebbüsün? İşte o gerekçen vardır mutlaka da. O gerektiğin, o teşebbüsün kadar Müslüman. Diyelim 20 yıllık, 10 yıllık akıl bali olduktan sonraki 10 yıllık hayatında şu kadar düşündün, şu kadar dua ettin, arayış içerisinde bulundun, dua ettin o. Arayış içerisinde bulundun. Benim ihtiyacım var, bunları anlamam lazım dedim. Bunları hissetmem lazım dedim. İşte o kadar gerekçeyle Müslüman.
Düşün. Hayatımızda ne kadar zaman ayırdık? Hayatımızın ne kadar zamanını buna ayırdık? Ama deme ben şöyle bir din kitabını okudum. Bu, hayır. Benim şöyle bir ihtiyacım var. Bu ihtiyaca cevap aramak için okudum. Bazen bir din konusunda yazılmış bir kitabı okuyorsun, benim ihtiyacıma cevap vermedi, bırakıyorsun. Demek ki her din kitabı okuduğunda ihtiyaç cevabı verdi değil. Muhammed'in yaptığı rivayette işte hiçbir dinle ilgisi yok demeyelim de temeli yok. Temeli var da temeli yok. Benim ihtiyacıma cevap vermez. Benim ihtiyacıma cevap verdikten sonra da o bir meseledir. Binde bir veya bir dinin milyonda bir meselesidir. Ama geri yani binde bir diyemiyorum, yetmiyor, bakıyorum yetmiyor. Milyonda bir meselesidir. O milyonda bir meselenin milyon eksi birden geri kalan rakamları boş. Anladın? Onun için komik geliyor. Hiç dinle ilgisi yok denmez. Ama milyonda birdir. Bir yeri boş. O boşluğu tamamlamak için dua etmemiz, çabalamamız, karar vermemiz lazım. Yoksa hayat geçiyor. Biz genciz ya, ileride karar veririz. Gençken karar vermeyen bir yere karar vermesi çok zordur. Verdiğin karar taktikten ibaret kalır. Taktik yapamaz. Genç taktik yapmamışsa ihtiyarlık yapamaz. Ama karıştırmayın bakın. Ya o sahabede çok yaşlıyken Müslüman o taktik yaptı. O gençken de taktik yapıyordu da sonuca ulaşamamıştı. Ehli hak. Ehli hak değil. Ehli hak değil. Hak arıyordu, 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 arıyordu. 70 yaşına geldi. Tamam canım dedi. Bunun hak olduğunu anladım artık dedi. Bak araştırdı. Gençken araştırmayan, ihtiyarken araştırmaya başlayamaz. Anlaşıldıysa bilmiyorum. Gençlik. Gençlikte tahkik araştırmaya başlayalım. Sorgulamaya başlayalım. Ama sonucu az bulduk, çok bulduk, uyguladık, uygulayamadık. Tamam, insan zayıftır, öyle diyelim, follower. Böyle olması lazım ama dersin, uygulamaya koyamazsın da derdin olur. Namazı kılmazsın, gün akşam derdin olur. Bugün namazı kılmadın. Senin hayatın neydi? Sen niye varsın ki? Diye bir kavgan olur. İstifa. Estağfurullah, estağfurullah değil. Kavgan olur. Yani bir iç dünyanda pesimistik anlamında değil, aktif bir şekilde savaşın olur. Kendin. Niye bunu yapmadın? Öyle değil miydi sen? Niye varsın ki? Diye kavgan olur. Olur işte o zaman. Devam edelim. O insan sonunda yaşlanınca bir yere gelir ve hiç tanımadığını geçirmez hale gelir. Bu kavgaya yaşanılmış birisi 60 yaşında kılacağı namaz, bu kavgasız bir namaz olur. İstiğfarsız geçen bir gençliğin namazı olur. Ne kadar olur? Hiç olmaz değil ama o kadar olur. Çünkü gençliği çok iyi değerlendirmek lazım. Kendimizi çok sorgulamamız lazım. Şeytan istemiyor. Şeytan sorgulamayı. Sen aslansın diyor, sen Müslümansın. Zaten diyor, ya bir Hristiyan mısın sen? Haşa, hiç hayatımda köyde bile gitmedim diyor. Ne Müslüman Hristiyan mı diyor? Yahudi misin? Diyor, pis adamlara benzetme beni diyor. Bak, Yahudi dedi pis adama ayılır ya. İnsanların dünyasında, Müslümanların genelinin dünyasında. Ha, belki onlar da bizden temiz olanları vardı. Bir de öyle gelir, Yahudi değil de böyle iyiyiz bir şey gibi. İmaj bırakılıyor. Kültürde ama. Her neyse, yok benim onlar hiç ilgim yok diyor. Haşa, o zaman ben Müslümanım diyor. Gerçekten Hristiyan olmadığım doğru. Yahudi olmadığım da doğru. Ben Müslümanım dediğim de doğru. İslamiyet'te ne kadar nasip aldığım,
nasibimizi alalım ya. Pınarın başına gidip de su içmeyenlerden olmayan. Susamışım, susuzluğumun farkında olmadığı için su içmiyorum. Bir sıkıntım var gençlerde hep öyle. İhtiyarlarda da vardı. Yani gençlerde çok da susuz farkında değil. Örnek bu. Pınarın başında sıkılıyor. Canım sıkılıyor diyor. Şöyle olmadı, böyle olmadı. Susuzluktan yanıyor. Su da yanı başında. İçmiyor. İçmediği için sıkıntısı gitmiyor. Niye? Kendine dönüp de benim ne sıkıntımın kaynağı nedir diye sormadı. Sormadığı için susuzluğunu anlamıyor. Yaratıcım bana ne diyor demesi lazım mı? Kim bu yaratıcı diye hiç sormadı ki. Ben kimim diye hiç sormadı ki. Ben kimim? Ben neyim diye hiç sormadı ki. Başlamadı ki sorgulamaya. Susuzluğunu anlasın. Susuzluğunu bilmeyince nasıl ruh, bak bir örnek vereceğim de kendi dünyamda açıklansın diye. Ruh geldiği kaynağı arar. Onun triyakisidir. Bu insan nereden geldiyse o kaynağa bağlanmak istiyor. Ruh. Biraz düşününce bir sorgulabildin. Erken kalk. Sabah söyle. Fecirden önce kalk. Ben neyim ya? Oturtuyorum. Karanlık, aydınlık fark etmez. Ama aydınlık da diğer masa sandalye göründüğü için objeler dikkatini çekiyor. Yani yakın objeler dikkatini çekiyor. Karanlıkta otur semaya da. O zaman uzak objeler yakın, nesneler yakınına gelir. Yakındaki o bizi her gün meşgul eden ne karanlığa bölünür. Onun için insan dünyanın karanlığında çok daha büyük hakikatlere açılır. Onun için böyle dünyayı unut falan diye demelerinin nedeni o. Gecede yıldızların en yakın olduğu zaman yıldızlar, en karanlıkta. Otur ben neyim diye bir sor. Yani yarım saat dur. Ben neyim ya? Burada ne işim var benim diye bir sor. Ben neyim diyor. Bugün kendisinin ne olduğunu soran ben neyim diye bir sor. O zaman senin vücuttan ibaret olmadığın çıkar. Yani gözü kullanan, dili kullanan, aklı kullanan bir şey var bende. O, ben nereden geldim buraya? Beni bu etin kemiğin içine kim koydu diye sormaya başladı. Hemen Allah koydu diye atma. Yani hemen onun arkasına sağma. Şeytan diyor ki Allah 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 der Allah. Yani bu işi bitir, bu işi bitir demek. Aman devam etme demek. Anladın mı? O zaman şeytan insan Allah bile dedirtir işte öyle yerlerde. Sağdan yaklaşması o demek. Bitir bu. Muhasebeyi bitir demek. O zaman insan ruhu geldiği yerin arayış içerisinde olduğunun farkına var. Tiryaki. Gibi geliyor bana o. Sigara tiryakisi, o her zaman sigara içtiği zaman var ya, yemek tiryakiliğimiz biz biliyoruz onu. Öğlen olur, isterse sabahleyin çok iyi kahvaltı yap, öğlen yine hala o saatte acıkırsın tiryakilik. Allah gösteriyor. Yaratıcımız öyle bir sistem koymuş bize. O zaman da yine acıkırsın. Belki ihtiyacın yok, hala acıktır bir sefersin ve yemek yersin. Sanki açmışız. Bilinçli olsa gerek kalmadı. Gerek olmayabilir. Belki. Belki var, belki yok. Neyse. Tiryaki böyle aç olan bir insana hep bir şeyler eksik. Bir şeyler eksik diye gelir. Onun için sigara tiryakisi o sigara içtiği anlarda kendini şartlandırdığı anlarda, çünkü Cenab-ı Hak insana öyle bir sistem verdi ki neyin duasını yaparsan o duaya göre vücudumuz o duaya göre çalışıyor. Öyle bir sistem var. Ne istersen onu veriyor Allah. Devamlı. O da sigarayla kendini o nikotine alıştırmış. O zaman onu istiyor.
eğer sigara yoksa, bulamadıysa, o kişiyi hep dalgın bulursunuz. Bir şey söylersin, dinlemez, anlamaz. He, arasında. Ya bir şey söyledim sana. Kafa hep bir yerde dalgındır. Ruh böyle bir triyatiliğin içerisinde. Hep bir yer arıyor, bulamadığın zaman hep böyle sersemdir. Sersemlik yapar. Ya ne oluyor de? Bunalımlar, sıkıntılar, stresler, dengesizlikler, depresyonlar falan hep bu boşluğun, tatminsizliğin, ruhun kaynağına ulaşamamanın verdiği tedirginliktir. O pınarın başındaki insan o. Susuz olduğunu bilmiyor. Tedirgin, hep tedirgin, hep tedirgin. Düşün, oturup ne düşünse nedir bu tedirginliğinin kaynağı diye ben susuzum diyecek. O zaman pınarın yanında olduğunu bilecek. Çünkü kim Rabbini nerede ararsa oracıkta bulur. Oracıkta bulur. Araman lazım. Aramadığın zaman yanındakini bulmazsın. Cebinde para var diyelim. Haberin yok. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım ben şimdi? Bir şeylerin eksiği var, anlamıyorsun ne olduğunu. Efendim şuna ihtiyacım var. Nerede olabilir diye baktığında cebinde bulursun. Kalbin cebinde duruyor zaten o. Benim Halik'im dedin mi bulursun. Suyu içemediğimiz için tedirginliğimiz hep devam ediyor. Suyun da kıymetini bilmiyoruz. Onun için bu suyun kıymetini bilmek için birisi sana su önemli demesine gerek yok. Belki birisinin sana senin ihtiyacın ne, farkında mısın? Bir araştırdın mı, bir soruşturdun mu demesine ihtiyacımız var. O ihtiyacı bizim kendimizin tanıması lazım. Kendimiz tanırsak, susuz olduğumuzu anlayınca su işimiz kolaylaşıyor. İhtiyacımız ne oldu? Böyle ihtiyacımızı o karşılığı hemen anlıyoruz. Ruhu sersemleşmiş, ruh kendiliğinden sersemleşmez. Bizim tavırlarımızla sanki sersemmişiz gibi geliyor ya bize. Onun için bu devirde dikkat etmemiz gereken bir nokta. Evet, Allah razı olsun. Çok önemli olduğu için başka konuya geçemedim. Bunun mutlaka açıklanması lazım. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. La ilahe illallah, hakikat, la ilahe illallah'ın hak olduğunun şahididir. Önce Muhammed'e, la ilahe illallah'ın hak olduğunun şahidiymişsin sen. Öyle mi? Diye bak. Bir saatte bunu, bu cümle. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة